Merhaba arkadaşlar. A101 Market'e harika çiçekler geldi. Çiçek fiyatlarıyla beraber yakından göstereceğim. Sonra sizlerle beraber Koçtaş çiçeklerini inceleyip fiyatlarına bakacağız. Ve daha sonra balkonumda harika aranjmanlar yapacağız. Şimdi zeytin bonsai ile başlıyorum arkadaşlar. 29.90'a bir koli zeytin bonsai gelmiş. Semperler 12 liradan yaklaşık bir ay önce, bir ay kadar önce semperler gelmişti. Şu an devamı gelmiş arkadaşlar. Dolu dolu aranjmanlar, harika semperler. Bu şekilde sukulent aranjmanları 19.95. Bakın formları gayet güzel. Arkadaşlar dağ palmiyesi 24.95. Yine geldi, harika. Küçük alırım, büyütürüm diyenler için bu şekilde Sansevieria 49.95. Buradaki en pahalı Sansevieria arkadaşlar. Bu şekilde formu var. Daha önce variegata olanlar gelmişti biliyorsunuz. Kenarlarında sarı hareler olan. Şu an bu yeşil Sansevieria karşımızda. Evet, orkideler 89.95 arkadaşlar. Bu renk gelmemişti. Daha önce de göstermiştim size. Farklı orkideler gelmişti. Yine geldi. Hangi gün geldi bilmiyorum. Muhtemelen dün geldi. Birçoğu orkidelerin satılmış. Ama bu şekilde Sansevieria'lar, diğer sukulentler ve semperler yeni gelmiş arkadaşlar. Şöyle yakından size göstereyim. Dolu dolu. Daha yeni raflara dizilmiş. Böyle harika güzellikler var. İhtiyacınız varsa A101 marketlere uğrayın. Hepsine geldi mi bilmiyorum ama katalogda görünmüyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel türler var. Ve şimdi sizlerle beraber Koçtaş markete uğrayacağız. Merhaba arkadaşlar. Şu an Forum Koçtaş marketteyim. Birlikte neler var neler yok şöyle detaylıca bakalım. Şurada para ağaçları var, 48.99 arkadaşlar. Kaktüsler var 48.99'a. Şöyle büyük dikenli olan muhteşem. Yine 16 liralık kaktüsler ayrı. Şu kısım 22 liraymış. Üzerinde çiçek olanlar 16, 22 lira. Çiçeksiz olanlar 16 lira. Şöyle antalyumlar var. Arkada bir tane. Şunlar 289 lira arkadaşlar. Bu şekilde antalyumlar var. Şöyle göstereyim. 47 lira. Torf. Antalyumun fiyatı 152 lira arkadaşlar. Bu kısma geçiyorum. Burada da yine şöyle türler var. Doğa çiçeği var. Çok güzel türler yok arkadaşlar. Çok farklı türler gelmemiş. Bu bonsai olmuş. Para ağaçları 425 lira. Şöyle dev yukalar 475 lira. Bakar mısınız dev gibi. Bu sarmaşıklar çok güzelmiş. Hemen bakalım fiyatına ne kadarmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 321 liraya dev gibi sarmaşıklar. Umarım görülebiliyordur. Bakar mısınız? 1,5 metre civarında. Yine yukalar 228 lira büyüklüğüne göre yukalar da değişiyor. Bu şekilde türler var arkadaşlar. Çok fazla çeşit yok. Bitki yetiştirme kitleri var. Yine tohum torfları var. Bakın tohumlar var burada. Bitki tohumları var, çiçek tohumları var. Şöyle şurada torflar var. 47 lira, 89 lira değişiyor. Ve bolca saksıların bulunduğu bir alan. Neler gelmiş diyerek bakıyorum. Şurada da yine mini saksılar, plastik saksılar bu köşede. Bu şekilde türler var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Aranjmanlarımı düzenlemeye devam ediyorum. Bu şekilde büyük saksıda aranjmanlarım var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunları birbirlerine aktarıyorum. İçlerinden aranjmanlar için, hediyeler için ya da minik bir satışlar yapmıştım biliyorsunuz. Onlar için türler çıkarmıştım. Şu an boşalan yerlere şöyle ayarlayayım. Boşalan yerleri dolduruyorum arkadaşlar. Burası boşaldı gördüğünüz gibi. Oraya neler ekleyebilirim diye bakıyorum. Şu içleri boşalan aranjmanlarımdan almayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde güzellikler var burada. Dikkatlice bunu almaya çalışacağım. Bakın çok hoş duruyor. Biraz uzun kalacaklar orası için. Ama yine de yapacak bir şey yok. Hemen alıyorum. Şu saksıdaki türümü de almak istiyorum. Şu şöyle ayarlayayım arkadaşlar. Bakın burada bir fret var.
Hemen onu çekiyorum. İnatla gelmiyor. Çok fazla kökü varmış. Bakın, köklerini görüyor musunuz? Arkadaşlar bunlar yavaş salınımlı gübreden. Bakar mısınız şuna? Gerçekten muhteşem. Hemen köklerini kısaltıyorum arkadaşlar burada. Ve bunu buraya aktarıyorum. Hemen şuraya transfer ediyorum. Yanında da yavru var. O yavru onunla beraber büyüsün. Böyle saksılarıma sıklaştırıyorum. Çünkü bize yer lazım. Türümüz çok. Sürekli de alıyoruz. Eğer aracman olarak kullanmazsak bunları maalesef yer kalmıyor. İnşallah bir gün bahçeli bir evimiz olur. Bu güzellikleri de rahat rahat büyütürüz. Şimdi içerisine farklı türler ekleyeceğim. Şurada bir sedum var. Onu ekleyeceğim arkadaşlar. Gold sedum olarak bildiğimiz türden. Dikkatlice ekliyorum. Aracmanları gönderdiğim için kendi aracmanlarımı düzenliyorum artık. Şöyle dikkatlice oturtayım. Evet, yanına aldım. Şimdi onun yanına bir tane burada powder puff var arkadaşlar. Ondan ekleyeceğim. Renkli olsun. Bu da oğlumun bebekliğindeki kaşıkları. Böyle renkli renkli kaşıklar kullanırdı. Hatıra olarak kalıyordu artık çiçeklerimde. Bunlar da benim çocuklarım gibi. O güzelliklerin yanında onları da kullanıyorum. Bakın. Gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi mavi rengi de buraya sarının yanına aldım. Şöyle Fenerbahçeli bir aracman oldu. Şöyle bakarsanız Galatasaraylı, böyle bakarsanız Fenerbahçeli bir aracman oluyor. Ve şimdi oraya bir güzellik daha eklemek istiyorum. Nasıl bir şey ekleyeyim diye bakıyorum arkadaşlar. Burada bir tane muhtemelen laulim arkadaşlar. Yapraktan büyüttüm laulim. Büyük bir ihtimalle lale. Şöyle biraz daha büyürse anlayabileceğim. Şimdi kırmadan bunu yanına eklemeye çalışacağım. En son koyduğumuz tür her zaman için aracmanda sıkıntı yaratır. Diğerlerinin yapraklarına dokunma ihtimalinden dolayı. Ama şimdi onu şöyle ayarlayayım. Eldiveni çıkarmıştım. Bir saniye. Hemen bakın. Büyük bir ihtimalle laulim. Laulimi karamel. Bu bir tane yaprağından büyütmüştüm, çoğaltmıştım lauliyi. Karamel normalde anaç olanı çok büyüktü arkadaşlar. Yani 30 santimlik falan dev bir anacım vardı laulim. Eski videolarımda var. Üstüne bir gün çıktı ve yattı. Tüm yapraklarını döktü. Şimdi yapraklarını dizdim. Bu da her zaman için yedekliyorum. Yedeklemek iyidir. Mutlaka yedekleyelim. Ama ben çok fazla yaprak yatırmıyorum arkadaşlar. Çünkü yerim yok. Şöyle içlerine toprak koymaya çalışıyorum. Bir taraftan da temiz çalışmaya çalışıyorum. Şimdi evet, oldu arkadaşlar. Şu akualisi biraz geriye çekersem daha iyi olacak. Çünkü o da başının ağırlığını taşıyamadığı için. Şöyle yapalım. Akualisten hiç yedeklemedim. Ondan da yedeklemem lazım. Şuradan bir tane yaprağını alalım. Altına koyalım. Orada o güzellik büyüsün ve benim de bunu kaybedersem bir yedeğim olsun. Aynen. Şimdi aldım arkadaşlar. Bir tane daha almaya çalışıyorum. Evet. İki tanesini
İki yaprağını yanına koydum. Orada yedeklenir. Evet arkadaşlar, bu şekilde aranjmanları tamamlıyorum. Aralarını dolduruyorum. Şimdi bu saksı var. Bu saksıya birlikte geçelim. Bu saksıya neler yapabiliriz? Bu güzellikler tamamlandı. Şunlar tamam. Bakın böyle harika görünüyorlar. Birçoğunu azaltacağım. Yeterince hediyeler yaptım ve çoğalanlardan minik aranjman satışları yaptım. Şimdi kalanları da bir araya toplama vakti. Bakın bunun da yan tarafını görüyorsunuz. Buradan çok fazla kestim, gönderdim. Buranın aynı doluydu arkadaşlar buraya kadar. Bu güzelliklerden kesip hep aranjmanların içerisine koydum. Yerler şu an saksı. Her yer saksı. Elimden geldiği kadar toparlamaya çalışıyorum. Şöyle. Şimdi şunun yanına bu bronzileri görüyor musunuz arkadaşlar? Kesip yanına koydum bunları yeni. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bakar mısınız? Maşallah. Böyle güzel. Gövdeleri böyle kalınlaşıyor. Çoğaltmak için kesmiyorum arkadaşlar. Sadece kafasını taşıyamıyor artık. Elim çarpıyor. Bir şeyler oluyor. Ama burada gayet güzel büyüsün. Yoksa bunlar aşağıya doğru sarkıp bonsai büyüyorlar. Şunun gibi oluyor arkadaşlar. Bakın bunu kesmedim. Bunun yanında yavrusu var. Şöyle göstereyim size, bakın. Bolca yavrusu var. Şunlar da büyüyecekler. Bu şekilde sarkacak. Ama işte bunu hiç kımıldatmadığımız bir saksıda yetiştirmemiz lazım. Çünkü bu kadar büyük gövdeli ve uzun sarktığı zaman geniş bir alana ihtiyacı oluyor. Zarar görmemesi için. Şimdi aranjmanlarıma devam edeceğim. Bu güzelliklerle size veda edeyim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşça kalın. Şu güzelliklere bakar mısınız? Maşallah. Sübhanallah. Yılların emeği arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Sevgiler.